Olimpiyat oyunları. İçimizde bir dağdır. Adını dağdan alan ama başka bir dağda da kadınlara ceza olan. Gelin antik Yunan olimpiyatlarına, Yunan mitolojisine ve kadın algısına birlikte bakalım. Günümüze neler nasıl gelmiş? Biz kadınlar ileri gidebilmiş miyiz? Sporda kadının yeri nedir? Ha, o yeri biz mi aldık yoksa bize mi verildi? Şimdi tam zamanı. Bu büyülü yolculukta biliyoruz ki yalnız değiliz. Ha, unutmayın, siz de yalnız değilsiniz. Adını Olimpiya Dağı'ndan alan antik Yunan olimpiyatları. Milattan önceki yıllarda düzenlenmeye başladı. Tanrı Zeus adına. Önceleri 8 yılda bir düzenlenen bu olimpiyatların temeli dine dayanıyordu. Çünkü ölü ruhların 8 yılda bir dirildiğine inanılırdı. Sonrasında 4 yılda bir düzenlenmesine karar verildi ve artık gelenekselleşti. Gelenekselleşen ve günümüze dek ulaşan bu organizasyonun derinlerine inmeye var mısınız? Antik Yunan olimpiyatlarında kadınların tek görevinin erkekleri alkışlamak olduğunu biliyor muydunuz? Yarışın erkekleri desteklemekle mükellef olan kadınların olimpiyatlara katılması yasaktı. Çünkü olimpiyat sahasına girmelerine dahi müsaade edilmiyordu. Olimpiyat oyunlarının ilk dönemlerinde kadınlar seyirci olarak dahi katılamazlardı. Müsabakaları izlediği fark edilen kadınlarsa, burayı iyi dinleyin lütfen, İlis kanunlarına göre Taipo'nun dağından atılarak öldürülürdü. Ha, tek suçu ne miydi? Kadın olmaktı. Tıpkı Yunan mitolojisindeki kadın tanrıçalar gibi. Yunan mitolojisinde yüzlerce efsane dilden dile dolaşarak günümüze kadar ulaştı. Tıpkı olimpiyat yolculuğu gibi. O da içinde bambaşka bir kültürü yaşatıyor. İkisinin ortak noktasıysa yine kadınlar. Yeryüzüne ceza olması için Zeus'un isteği üzerine var edilen ve merakına yenik düşerek açtığı kutudan tüm dünyaya kötülük yayılmasına neden olan Pandora. Kadının zayıflığı üzerine kurgulanmış. Dünyadaki tüm kötülüklerin mal edildiği tanrıça olmuş. Onlara göre kötülük Pandora ile birlikte doğdu ve Pandora ölümlülere ceza olarak yaratıldı. Afrodit'in güzelliği savaşlara sebep oldu. Hera'nın Zeus tarafından defalarca aldatılması, Artemis'in iyileştirmekle görevlendirilmesi, hepsi kadına biçilen rollerin bilinçaltımızdaki ataerkil yapının alt metinleri. Kadınlar mitolojide temizliğin, güzelliğin, doğumun temsiliyken aslında onları biçilen rollerin sınırları net olarak çizilmişti. Kadın bu beklentileri karşılamak için var olmuştu. Oysa ki kadınlar herhangi bir şeyi tamamlamadan, var etmeden, iyileştirmeden de birey olarak varlığını sürdürebilmeli, öyle değil mi? Peki gerçek dünyada kadınlar neler yaptı biliyor musunuz? İşte şimdi onların başarı hikayelerini konuşacağız. Kurtarılmayı beklemeden o parkurlarda kendilerine yer açanlar, madalya kazananlar. Olimpiyat oyunları içinde bir dağ gibi saklayan, o dağın zirvesine çıkmayı hayal eden ve hayallerine sahip çıkan kadınların geç gelen madalyası ve işte olimpiyat serüveninde kadın mücadelesi. Sene 1896. Fransız aristokrat Baron Pierre, savaşan erkeklerin güçlerini savaşlarda değil de sporla kullanabilmesi adına önderlik yaparak oluşturduğu uluslararası modern olimpiyatların düzenlendiği yıl. İlki Atina'da yapıldı. Yüzyıllar geçmesine rağmen modern olimpiyatlarda kadının yer almasına izin verilmiyordu. Ve her şey böyle başladı. Kadınların dünyadaki rolü bu zamana kadar neyse şimdi de öyle kalmalı diyerek olimpiyatları erkek sporcuların katıldığı ve belli aralıklarla yapılan, kadınların da alkışlarıyla katılım gösterebileceği ciddi bir spor festivali şeklinde tanımlamıştı Pierre. Kadınları hassas ve güçsüz bulduğunu tekrar tekrar açıklamalarında yinlemişti. Toplumun korkutularak algı yönetilen bu süreçte olimpiyatlara dair de korkular vardı. Onlara göre kadınların erkeklerle aynı sporu yapması evdeki erkek otoritesini sarsacak ve oluşan eşit şartlarla aile yapısını olumsuz etkileyecek ve toplumsal yapıda çökmeler başlayacaktı. Fakat asıl çöküşün bu eşitsizlikler sayesinde olduğu bilinmiyordu. Birileri bu algıyı değiştirecekti ama kimler? İlk olimpiyat protestosunu yapan ilk kadın Stamatia Raviti olmuş ve 1896 yılında olimpiyatlarda maraton koşarak sporda cinsiyet ayrımcılığını protesto etmişti. 1900 yılında Paris'te düzenlenen ikinci olimpiyatta ise 22 ülkeden 11 kadın ve 1320 erkek yarışmıştı.
Paris'te İngiliz tenisçi Charlotte Cooper ilk kadın şampiyon oldu. Artık kadınlar için spor ve mücadele vakti çoktan gelmişti. Baron Pierre'in isteği üzerine 1905 yılında kadınlar için spor görüşmeleri reddedilmişti. Kadınların olimpik hareketin bir parçası olmak için verdiği mücadele Fransız Alice Kadın Kulüpleri Fransız Federasyonu'nu kurarak bir ilke imza attı. Fakat bu düzeni değiştirmeye maalesef ki yetmedi. Kadınlar 1921'de ilk kadınlar olimpiyatlarını Monaco'da organize etti ve Alice de bu topluluğun öncülerindendi. İlk kadınlar dünya oyunları ise 1922 yılında Paris'te oynandı. Kadınların atletizme kabulü Fransız aristokratımız Baron'un emekliliğinden bir yıl sonra mümkün oldu. 800 metre koşusu. Kadınlar için zor olduğu gerekçesiyle parkur sonunda bayılan kadınlar örnek gösterilerek koşular tekrar yasaklandı. Maraton koşucusu olan Catherine Virginia 1967'de kadınların yarışa katılmasını yasaklanmasına rağmen koşmaya başlamış ve engellemeye çalışılmış, erkek arkadaşının da desteğiyle yarışı tamamlamıştı. 1912 yılında Osmanlı Devleti olarak ilk kez olimpiyatlara katılmamıza rağmen kadın sporcularımızın olimpiyata katılması ilk kez 1936 yılında mümkün oldu. O da Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle. Yıllar sonra olimpiyatlara katılan iki Türk kadını. Bu isimleri çok iyi hatırlayalım, olur mu? Suat Fetgeri Aşini ve Halet Çamber. Yıllar geçtikçe bu sayı arttı ve ülkemize olimpiyat madalyası kazandıran ilk kadın sporcumuz Hülya Şenyurt bu gururu bize yaşatan ilk isim olarak hafızalarımıza kazındı. Şimdi sözü ona bırakalım mı? Merhaba, ben Hülya Şenyurt. Ülkemize olimpiyatlarda madalya kazandıran ilk kadın sporcuyum. Judo ile tanışmam şeker çuvalından dikilen bir judogi ile başladı. Annem şeker çuvalından bana bir judogi dikti ve antrenmanlarıma devam edebildim. Olimpiyatlara ve başarıya giden bu yolda aslında en büyük desteği annem vermişti ve onun desteğiyle birlikte bu mücadeleyi sürdürebildim. Hiç vazgeçmedim ve başardım. Bir kadın olarak ülkeme madalya kazandırmanın mutluluğunu yaşadım. Başkalarına ilham oldum. Yolunuzdaki engel her neyse vazgeçmeyin. Size pes etmenizi söyleyenler olacaktır. Siz içinizdeki güce inanın. Kadınların olimpiyat mücadelesini biliyorum ve destekliyorum. Biz tüm güzellik algılarından uzak, başardıkça güzeliz. İşte bu hikaye böyleydi. Güneş gibi doğdu içimize. Gelenek o kadar önemli ki, geçmişten günümüze taşınan gelenekler. Merhaba, ben Fatma Uruk. 18 yaşından bu yana serbest dalış branşında ülkemi temsil ediyorum. Bu branşta dünya rekorları bulunan en genç Türk kadın sporcuyum. Hayallerim benim hayata tutunma nedenim ve onlardan asla vazgeçmedim. 3 gün arka arkaya 3 dünya rekoru kırdım ve erkekler kategorisindeki dereceyi de geçtim. Bu başarımı kadınlara ithaf ettim çünkü istersek başaramayacağımız hiçbir şey yok. Nefesimi ciğerlerimin büyüklüğü ile değil, denge ve uyumla kontrol altına alıyorum. Ve bir kadın olarak daha nice rekorlar kıracağımı biliyorum. Şimdi söz bize olimpiyatlarda altın madalya kazandıran ilk kadın sporcumuz Nurcan Taylan'da. Merhaba, ben Nurcan Taylan. 2004 Atina olimpiyatlarında halter branşında altın madalya alarak olimpiyat şampiyonu oldum. Türkiye'de ilk defa bir kadın sporcu olarak altın madalya aldığım için bu Türk spor tarihine geçmiş oldu bu büyük başarı. Hayatın her alanında çünkü kadınlarımız başarılı. Onların başarılarını gönülden kutluyorum. Merhaba, ben Göksu Üçtaşanlı. Olimpiyat oyunlarına jimnastik branşı özelinde katılan ilk kadın sporcuyum. Ülkem için ilk olmak önemli ama daha önemlisi bir kadın olarak bu mücadelede yalnız olmadığımı bilmek. Unutmayın ki sizler de yalnız değilsiniz. Önünüzdeki engel her neyse başarabileceğinize inanın ve hayallerinizi gerçekleştirmekten vazgeçmeyin. Ben kadınların olimpiyat mücadelesini biliyor ve destekliyorum. Kadınların daha nice başarılara imza atacağını biliyorum. Hikayenizi, hayallerinizi ve sporu yarım bırakmayın. Merhaba, ben milli eskrimci Fatma Zehra Köse, Gençlik Olimpiyatlarına katılan ilk Türk kadın kılıççıyım. Biz kadınlar birbirimize destek verdikçe yolumuza ne çıkarsa çıksın, ne engel olursa olsun, pes etmeden devam ettiğimiz sürece her şeyin üstesinden gelebiliriz. Her zaman en iyisini başarmak için vazgeçmeden mücadelemize devam edeceğimize inanıyorum. Kadınlar kuvvetlidir, kadınlar güçlüdür, kadınlar her şeyi başarır. Kendinize yeter ki inanın.
günümüzde kadınların spor camiasında edindiği yeri yine kadınların verdiği mücadeleyle kazanmışlardı. Medyaya baktığımızda, haberlere baktığımızda kadın başarısını böyle ilginç, mucizevi ve sıra dışı bir durum gibi lanse ederek kadınların spordaki başarılarında algı yönetimi yapılmakta. Merhaba, ben Esra Gümüş Kırıcı. Türkiye Olimpik Kadın Voleybol Milli Takım eski kaptanıyım. Voleybolcular bütün dünyadaki diğer sporcu kadın örnekleri gibi ülkemizde de aslında başarılarının önünde bu sporun getirdiği düzgün fizikleriyle veya bir takım dişi özellikleriyle ön plana çıkıyorlar. Ama aslında kadın voleybolu ülkemizdeki en başarılı spor branşlarından biri ve hatta en başarılı takım sporu. Medyada ve dijital platformlarda başarılarımızla anılmak ve ön planda olmak biz kadın sporcuların öncelikli tercihi. Çünkü bizler, evet kadınız ama yaptığımız işle ve başarılarımızla alkışlanmak en doğal hakkımız. Kadınların bedenlerinden daha önemlisi o bedenlerin içinde yaşayan azim ve hayallerdir. Cinsiyete bağlı yaşanan eşitsizlikler, dezavantajlar, spor deneyimlerini de etkiliyor hepsi. Kadın sporcuların bedeni üzerinde yapılan yorumlar, medyadaki isimlerin yaptığı açıklamalar, gazetelerde atılan başlıklar aslında tam da bu anlamda tetikleyici rolde. Kadınlar başarılarını susarak değil, medyadan da destek alarak duyurmalı ve her bir başarı tabii ki bir diğer kadını yüreklendirmeli. Kadınlar estetiklerini pekiştiren sporlarla yakıştırılıyor ve onlarla özdeşleştiriliyor. Güzel bulunan kadınlarsa fire verdikleri ilk anda aldıkları kilolarla gündeme gelebiliyorlar. Bu tehlikeli sularda hangimiz yüzmedik ki? Merhabalar, Bilgin Defterli ben. Eski A milli takım oyuncusuyum ve eski takım kaptanıyım. Ayrıca yurt dışına transfer olan ilk kadın futbolcusuyum ve antrenörüm. O yüzden de tehlikeli suların nasıl olduğunu çok iyi bilenlerdenim. Kadınların tek mücadelesinin olimpiyatlarla sınırlı olmadığını ve bu kalıplara sıkışık kalmadığınızı hatırlatmak istiyorum. Unutmayın ki biz çok güçlü kadınlarız ve bu yüzden de başladığınız hiçbir hikayeyi yarım bırakmayın. Futbolda bütün kadınları görmek istiyorum ve gerçekten hikayelerini tamamlamalarını istiyorum. Geldiğimiz çağda tüm bu söylemlere, baskılara, mobbinglere rağmen yolundan dönmeyen, hayallerinden vazgeçmeyen, sporda ve hayalini kurduğu alan neresi olursa olsun birey olarak başarı hikayeleri yazan tüm kadınlara selam olsun. Dileriz, candan dileriz. Hepsi birbirine güç versin ve ilham kaynağı olsun. Ve elbette toplumsal cinsiyet eşitliğini konuştuğumuz bu süreçte kadınların en temel hakkı olan yaşam hakkı için de söylemek istediklerimiz var. Hayatta olsalardı başarı öyküsü yazacağına emin olduğumuz, hayallerine kavuşamadan aramızdan ayrılan binlerce kadın olduğunu biliyoruz. Onların yarım kalan hayallerini tamamlamak için de bugün sizin önünüzdeki engel her neyse onu aşmak için siz kendi öykünüzü yazmaya başlayın, olur mu? Sizi yarım bırakmalarına asla izin vermeyin. İçimizdeki dağda, boğazımızdaki bir yumruda, elimizi sıktığımız anda ya da karanlık bir sokakta. Kadınların başarıları hepimize ilham olsun.